Evet sevgili ikizler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 30 Ekim 5 Kasım arasında sevgili ikizlerimizi neler bekliyormuş? Arkadaşlar klasik haftalıklarda biliyorsunuz 3 tane kart çekip bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızda Zola biraz önce üzerime atladığı için her tarafım tüy oldu, çok özür diliyorum. Hadi bakalım sevgili ikizler için ilk kartımızı çekelim. Önlerden bir tane çekelim bakalım. Önlerden çektik. Evet arkadaşlar, kupaların prensi. Ne demiştik arkadaşlar? Prensler her zaman ailedeki çocuğu veyahut genç arkadaşları, öğrenci arkadaşları, üniversite öğrencisi arkadaşları temsil eder. Normal şartlarda, bazı şartlarda da tecrübesizliği. Yani bu dönem yeni bir şeylere başlayıp yeni bir takım atılımlar yapabilirsiniz. Fakat bu kart der ki yeni atılım yapıyorsun ama bu olayda eğer başarıya ulaşmak istiyorsan birazcık pişmen lazım. Birazcık daha olgunlaşman lazım. Eğer işini değiştirdiysen, iş sektörünü değiştirdiysen der. Ve der ki, nasıl söyleyeyim? Aklım çok fazla bir şeylere takılırsa eğer bilinçaltım diyor. Bu dönemde hani o adapte olma, olgunlaşma döneminde, yani normal şartlarda burada der ki hani büyük tarologlar tarafından der ki balığa bak. Yani balığa bak, hani şey baktın ki çok böyle bilinçaltı çok rahatsız bir durumda. Senin için hani devamlı böyle içini yiyor. Değiştirdiğin sektör konusu düşünüyorsun. İşte bunu nasıl yaparım, şunu nasıl yaparım diye. Der ki birazcık böyle dikkatini başka taraflara ver. Arkadaşlar aynı zamanda bu dönem mutlu bir takım sürprizler alabileceğinizi de sembolize eder. İlişki konusunda da karşı tarafın aslında duygusal anlamda birazcık daha olgunlaşması gerektiğini, henüz olgunlaşmadığını sembolize eder. Dediğim gibi bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişi özellikle arkadaşlar yaş olarak sizden genç birisini sembolize eder. Prensler veyahut hani siz kendiniz de atıyorum çok gençseniz sizinle yaşıt veyahut sizden daha genç birisini temsil eder arkadaşlar. Fakat karşınızdaki kişinin aynı zamanda karakter olarak da birazcık utangaç olduğunu ve annesine, özellikle annesine çok düşkün olduğunu sembolize eder arkadaşlar. Kimi tarologlara göre de güvensiz de denebilir kupaların prensi için. Hadi bakalım sevgili ikizler için ikinci kartımız. Arkadaşlar ne planınız varsa 50-50 diyor. %50 %50 seçim kartı arkadaşlar. Bilinçaltınızın bu dönemde birazcık böyle hengameli olacağı, melankolik olacağı, depresif demeyelim de hani böyle, yani hani bu dönem birazcık daha böyle bir modsuz olabilirsiniz. Fakat bu kart bize der ki bunun sebebi seçim yapmamış olman. Seçim yapmalısın, korkmamalısın ve ne hissediyorsan onu yapmalısın der bu kart bizler için arkadaşlar. Neden korkma? Arkadaşlar normalde siz güçlüsünüz karakter olarak. Bakın iki tane kılıcı var elinde kadının. Sadece gözleri bağlı. Yani bir insanın ayakları serbest, her yeri serbest. Sizin elinizde 2 tane kılıç olsa siz korkar mıydınız? Yani o yüzden arkadaşlar şöyle söyleyeyim, hakikaten bu dönem 50-50'siniz arkadaşlar. Özellikle seçtiğiniz konular hakkında. Fakat kart aynı zamanda da dediğim gibi arkadaşlar, tekrardan vurguluyorum. Kartın en önemli bize sinyali der ki hissettiğini yap der sevgili ikizler. ve hissettiğini yaptığın anda doğru yolu bulacaksın der bizlere. Evet sevgili ikizler için 3. kartımız, hadi in bakalım. Five of Cups arkadaşlar. Arkadaşlar kupaların beşlisi. Kupaların beşlisi de nedir? Normal şartlarda hani kayıptır, yastır vesaire. Fakat şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bakın, kayıp yas da kime göre kayıp, kime göre yas? Bakın, adam önüne bakıyor. Önündeki boş kupalara odaklanmış arkadaşlar. Ve o yüzden de bakın bilinçaltı çok nasıl diyeyim, dalgalı bu dönemde. Fakat bakın arkasında dolu kupalar var. Kafasını kaldırsa, arkasını dönse, baksa ön tarafında köprü var. Köprüden yürüyüp karşı tarafa geçebilir. Bir sürü olanak var. Bu kart der ki bize farklı olanaklar var. Lütfen ve lütfen, her anlamda farklı olanaklar. İşinden mi memnun değilsin? Farklı olanaklar var. İlişkinden mi memnun değilsin? Farklı olanaklar var. Sen diyor bir kafanı kaldır ve ilerle. Aynı zamanda da arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Barışı da sembolize eder. Yani dargın olduğunuz bir arkadaşınızdan, yakınınızdan veya eski ilişkiniz de olabilir bu. Bu insanla bu dönemde bir barış aşamasına girebileceğinizi temsil ediyor. Kupaların beşlisi de sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler, sizler için 30 Ekim 5 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.